İhanet çadırını diktiler, içinde oturmadan gittiler. Şimdi gel de o Sezo'yu bul. Sığınmıştır ağa babasına. İllaki de. Onu oradan nasıl çıkaracağız? Alparslan Reis diyordu ki, bunlar İlyas amcamın yemini yuttular. Belli ki bu radoları mekanlarından çıkarmanın tek yolu İlyas Reis. Demedin mi o Alparslan Reis'ine? Volkanları da oradan çıkarmanın tek yolu sensin diye. Onlar bu ara yamana sardı, benimle bir süre uğraşmazlar dedi Alparslan Reis. Şu an bu Alparslan'a bu işleri kim öğretti? Senin de sorduğun soru mudur? Aslan'a parçalamayı kim öğretti? Şartlar Doğan. Adam ormana kral doğmuş. Ne diyeceksin? Peki o amcası? Hangisi? Ya o eski kurdu demeyeyim. İlyas'ı diyeyim. Ne olmuş İlyas'a? Ya daha önce de dedim. İlyas altın gibi çocuk ama ayarı yok. O dost, düşman kim çıksa övgüne parçalar. Adamın yemek gibi bir derdi yok. Parçalamayı seviyor. Bunlar başka türlü bitmeyecek Doğan Baba. Belki de İlyas Reis'in taktiği doğrudur. Görür müsün Şahan? Bunlar da mikrobu artık aldılar. Tut tutabilirsen. Bu saatten sonra kimse bizi tutamaz babacığım. Vallahi Doğan babam, İlyas Reis'le Alparslan Reis'in birleşmesi gerçekten çok ölümcül sonuçlar doğurur. Farkındayım Tekin. Ben de onu diyorum. Şimdi Hızır'ı kim zapt edecek, sen bana onu söyle. Ben o Alparslan'la İlyas'ın önüne katmadık sürü bırakmam. Hiç bana bakma. Herkese gaz verdin. Bir ben mi kaldım? Ya şu serçe parmağım kadar bir riske gir Şan. O Hızır'ı karşımıza almaktan bahsediyorsun. Gir dediğin risk serçe parmak mıdır? Boynumuz gider bu işte. Sen de çaktın ha bu dünyaya bir kazık. Geçsin. Boynumuzdur, geçsin. Ne olacak? Doğru bildiğimiz yolda gitmeyecekse. Geçsin. Boynumuz bükük mü gezelim? Aynen baba. Ha? Bir sen eksiktin. Cihana sığmaz yersiz yursuz cevher benim. Mekana sığmaz ama